Dijitaller.com'dan herkese merhaba. Ben Serhat Yücel ve bugün Hüseyin Emre Girgin'le birlikte Deep Web'den bahsedeceğiz. Yani daha doğrusu onun efsaneleri üzerine biraz konuşacağız. Merhaba Hüseyin. Merhabalar Serhat. Biliyorsun Deep Web hakkında birçok şey yazılıp çiziliyor. Birçok şey söyleniyor. Birçok efsaneler dolaşıyor. Seri katillerin dolandığı bir yer. İşte seviyelerin olduğu, katmanların olduğu bir yer gibi şeklinde şeyler söyleniyor. Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Gerçekten Deep Web diye bir şey var mı? Önemli olan bu. Yani birçok seri katil orada mı, işleri oradan mı yapıyorlar? Biraz bunun üzerine bahsedelim. Yani bunun üstüne efsaneler oldukça fazla. Ki bir de insanların merakını cezbedip kendi sitelerine doğru çekiyorsa bu siteler için de oldukça büyük bir gelir kaynağı gibi görülüyor. Bir oradan bakışımız var. Bir de şöyle bir şey var. Deep Web hakkında birçok makale yazılmış. Ağ güvenliğinde en önemli olan şey gizliliktir. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat Deep Web'i anlatırken insanlar öncelikle ya işte böyle saf bilgi orada, istediğin her şeye ulaşırsın, istediğin her bilgiyi elde edebilirsin, yeter ki kullanmasını bil, şöyle şeyler var, böyle evet. Şeyler var deyip çekiyorlar. Ama en sonunda gizlilikten bahsediyorlar, neler yapılması gerektiğinden bahsediyorlar. Normalde bir ağ güvenliği uzmanı ya da ağ güvenliği konularında öncelikle kimliğini gizlersin. Bu yapılabilecek en başlı işlemdir. Ardından içerikte neler var, bunlardan bahsedilir. Yani önce bilgilerin gizli olduğuna bir kere güvenmen gerekir. Serhat, bu konuda hani birçok insan sırf bu dünyanın normal şu anda gezmiş olduğumuz internetten daha büyük olduğunu düşünerek, daha farklı şeyler bulduğunu zannederek giriyor. Aslında bu konu yanlış değil. Hani gayet farklı içerikler var. Yani iyi anlamda mı, kötü anlamda mı tartışılır. Ama hani insanlar kendi internetleriyle sanki böyle hani her şeyi girip bütün siteleri ezberleyip bunlar bittikten sonra ötekine geçiyormuş gibi zannediyor. Sen bir önce kendi internetindeki bütün bilgileri al da ondan sonra geç diye düşünüyorum ben. İşte, çünkü bilmeden yapılan işler bunlar. Evet, kesinlikle öyle. Yani ne kadar güvenli o da tartışılır. Çünkü şimdi orada bir gizlilik var deniyor. Ama sen hani evinde oturup yanında bir çayın kahve internette gezerken gidiyorsun. O gizli dediğim bilgilere sana ulaşıyorsun. Ama hani sen evinde ulaşırken hani devlet ulaşamıyor mu diye bir soru işareti de var aslında. Yani komik olan da bu değil mi zaten? Bir ev kullanıcısı bile bu bilgilere madem ulaşabiliyorsa neden devlet ya da herhangi bir güvenlik kurumları buna ulaşamıyor? Madem bu kadar pis bilgiler var, pis olaylar dönüyor, neden devlet bunlara müdahale edemiyor? Yani gerçekten seri katiller mi var? Yoksa böyle sazanlar olduğunu düşünerek polisler mi Deep Web'de takılıyor ve seri katil imajı veriyor kendilerine? Mesela en basit şekilde bunu diyebilir miyiz? Belki de böyle bir sistem vardır. İnsanlar kendilerine ya fazla güveniyor ya da hani internetteki dünyanın insanlara çok güvensiz olduğu enjekte edildi. Hı hı. Hani bundan kaçamak olarak mı görüyorlar? Yoksa gerçekten hani merak mı? Yoksa dış dünyanın yapılan, daha doğrusu dış dünya derken diğer sitelerde bu sitelerin bu sistemin reklamı yapılıyor. Hani kendilerini hit çekmek için yapılan bir reklam bu aslında. Bu insanların merakını cezbedip giriyor daha çok insanlar. Ben en çok bununla karşılaştım. Bir de halk arasında anlatılan efsaneler var. Ya bir de şöyle bir şey var. Hazır madem hitten bahsettik. Aslında bu işin temel amacı reklam gibi duruyor. Çünkü şöyle bir şey var. Hani merak ettiğin bir şeye ulaşmak istiyorsun ama bir süreden sonra Bitcoin devreye giriyor. Yani adam sana öyle bir bilgi, bildiği bir şey varsa bile parayla satmış oluyor. Yani işin özü burada galiba. Deep Web çatısı altında insanların paralarını biraz da araklamak gibi bir şey. Evet, yani insanlar kendilerinin hani parayla bilgi alıyor. Ama şimdi sen o parayı ödediğinde o bilgi gerçek mi? Bir i̇şte, bu. İki, evet, o bu. Bilgiyi alabilecek misin? O daha da büyük bir muamma. O da çok önemli. Gizli bir diyorsun, kendini savunabilecek bir kurum yok, bir insan yok hani seni savunabilecek orada. İnsanlar giriyor ama amaçlarını bile bence kendileri bile bilmiyor bence çoğunlukla. Bir de mesela bu işte Tor Browser'dan da bahsetmek lazım. Öyle her siteye giriyorsun ama peki bu gizlilik nasıl sağlanıyor? Bu kadar sunucu nereden bulunuyor ve değiştiriliyor? İşte senin gibi giren insanlar üzerinden IP değişimi yapılıyor. Ya şimdi olay bu. Kesinlikle yani normalde onu iptal edebiliyorsun. Hani senin üstünden ağın, trafiğin geçmesini engelleyebiliyorsun ama hani şimdi kaç kişi bu siteye, bu sisteme girip
bunu iptal ediyor ya da bunun nereden kapatıldığını biliyor yani. Ya abi böyle zaten bir şey de var. Adam hani bunları merak ederek giriyor bir işe. Hani Deep Web'i anlatıyorlar. En sonunda böyle ayıp olmasın diye güvenlik önemlidir. Proxy kullanın bilmem ne falan diyorlar. Ya adama bunları da bahset o zaman. Madem bu kadar ciddi, bu kadar riskli bir yer. O zaman sen de bahset biraz adamlara. De ki böyle böyle sizin üzerinizde IP paylaşılıyor. Efendime söyleyeyim bunu gizleme var. Gizleyin nasıl yapıldığını anlat. Yo ama işte Deep Web var. Efsanelerini anlat. Seri katil kirala, yok işte aşırı devlet sırlarına eriş bilmem ne falan anlatılıyor yani. Yani insanların tamamen bence merakını kullanarak bugünlere gelmiş. Yani şöyle, bu sonuçta en çok benim hatırladığım kadarıyla patlamayı 2012-2013 yılında yaşadı. Wikileaks'le birlikte galiba. Evet, onlarla birlikte internet basını onun üstüne yöneldi. Bunun sayesinde halk da hani bundan haberdar olup sisteme giriş yapmaya çalıştı. Ama hani bu bir yılda oluşmuş bir sistem değil, hani yıllardır vardı. Tabii ki. Ha, bu belki eskiden mesela bilinmiyordu. Bu bir gizliliktir aslında, hani çünkü halkın bilmediği bir şey diyebiliriz. Hani illaki bilenler vardır ama böyle bir patlamadan sonra hani herkesin önüne gelen, evinde oturan her çocuğun haberi olduktan sonra nasıl bir gizlilik ortamı oluyor? Ben anlayamıyorum. Burada biraz şey, gizlilikten kastedilen site sahiplerini mi diyeyim artık? Tam bir site sistemi de değişik ama. Yani server sahiplerinin büyük ihtimalle öyle onların diyebiliriz. Gizliliğinden bahsediyor. Bir de oradaki bilgiyi paylaşanların gizliliği diye aksediliyor. Ama hani sen bu kadar işi, hani özgürlük sınırsızdır diye bir anlam çıkmamalı burada. Sen tabii bu ki. kadar işi yapıp hani hepsi yanına kalacak diye de bir şey yok. Hani istenildiğinde her şey bulunur bence. Kesinlikle öyle. TTNet gibi, yani birçoğumuz TTNet ya da TTNet'e bağlı şirketler kullanıyor interneti. Yani detaylı bir davalık olduğunuz zaman bile size böyle dakika dakika nerede gezdiğinizi belgeleyen dokümanlar verebiliyorlar. Şimdi sizin Tor browser'a girdiğinizi mi anlayamayacaklar peki? Yani hani ciddi bir şey olduğunu varsayıyorum ben bu durumda. Yani Serhat, şimdi günümüzde herkes cep telefonuyla konuşuyor. Hani GSM operatörleri aracılığıyla. Evet. Ve sizin bir mahkemede bir sorununuz olduğunda bu baz istasyonlarındaki kayıtlardan veya hani operatörlerin, daha doğrusu şöyle anlatayım, operatörlerin kayıt aldığı kayıtlardan sizin konuşmalarınız tek tek liste halinde çıkıyor. Kimin aradığınız, hangi cümleleri söylediğinize kadar çıkabiliyor. Siz bunu GSM üstünden yaparken internet daha bir kolay takip edilen bir şey. Kesinlikle. Bunda olmamasını düşünmek biraz bence saçma. Ha, burada olan kime oluyor? Bizim gariban Türk halkımız oluyor diyebilirim ben. Yani evet. Yani çünkü konuyla hiç alakaları yok belki. Hı hı. Ama hani bu trafik belki üstlerinden geçiyor, belki ne olduğunu merak edip veya anlamayıp bu siteye giriyor. Ne olduğuna bakıyor, hiç bir şey anlamayıp veya alakasız deyip çıkıyor ama yine de oraya girdi sayılıyor. Ya böyle enteresan olaylar olabiliyor. Yani bunlar da var sonuçta, sen bir yere giriyorsun ve gerçekten izlenilemeyeceğini zannediyorsan, normal bir ev kullanıcısı açısından bakıyorum bu olaylara. Tabii ki üst düzey bu işi yapan güvenlik uzmanları, ağ uzmanları şimdi, var. Onlar gizlenmesini iyi biliyorlar. Onu yapan normal internette de yapıyor zaten yani. Tabii. Ama şöyle bir şey var. Yani normal bir ev kullanıcısının dediğimiz gibi kayıtları muhakkak listeleniyor. Çünkü sizin bir çıkış IP'niz muhakkak bulunuyor. Bunu yok etmenin yolları var mı? İşte kafa karıştırarak, birden fazla server'a bağlanarak. Peki bulunması imkansız mı? Tabii ki değil. Yani şöyle bir şey var. Sizin IP'niz bir kere oraya kaydedildikten sonra IP paylaşımı üzerinden gerçekten bu işleri, yani kötü işleri yapan adamlar eğer varsa orada, bütün riskleri sorumluluğunu almış oluyorsunuz. Bunu yaparken belki zannediyorsunuz hiçbir risk yokmuş, hiçbir şey takip edilemiyor ama hani burada verilen örnekler zaten takip edilmeye değer olmayan insanlar yani. Sen gerçekten ulusal bir suç işlesen, hadi bakalım hani Amerika'ya bombalı saldırıda bulunacağım de ve o sistem üzerinden de bomba şeyleri nasıl yapılır falan bilgileri vardı. Hani hala duruyorum, tam emin değilim. Araştırmadım doğrusu ama eskiden vardı. Hı hı. Bunları hani incele, sonra da Amerika'ya saldırıyorum falan de. İşte yer belirt, adam topla falan. Bak bakayım nasıl seni buluyorlar yani. Yani tabii ki erişilemeyecek diye bir şey yok. Üst düzey kullanmadığın sürece bu internet. Yani hani normal bir ev kullanıcısını aşıyorum artık. Çünkü kesin tam bir gizlilik sağlanabilmesi için bilgisayardan çok daha başka aletlere ihtiyacınız var ki. Hani bu tipik bir ev kullanıcısına ulaşabileceği ekipmanlar değil. Dolayısıyla
her türlü riski de siz burada almış oluyorsunuz. Adam mesela Onion uzantılı, işte Tor Browser'ın uzantısı, Onion uzantılı bir adres oluyor. Oraya bir şey koyuyor. Hani esprisini Amerikalı'yı bombalayacağız bilmem ne falan. Sen de siteye mesela giriyorsun, başka bir şey öğreneyim, Amerika hakkında bir şeyler öğreneyim derken, tık diye sanki ankete katılmış gibi oluyorsun, bilmem ne gibi bir şey oluyorsun. E hadi al bakalım başına belayı. Ha tamam, bunların çocukça bir şey olduğunu Amerika hükümeti bilmiyor mu? Biliyor belki de. Uğraşır mı? Uğraşmak isterse uğraşır tabii. Neden uğraşmasın ki? İşte o kısımda büyük bir risk yatıyor bence. Yani normal bir internette bulamadığın bilgiyi neden Tor'da arıyorsun? Neden Deep Web'de arıyorsun? Ne gibi bir bilgi öğrenmek istiyorsun? Ve öğreneceğin bilgi sana ne gibi bir şey katacak? Önemli bir soru bence. Yani ya insanlara en çok internette dolaşan resimler de hep aynı tip resimlerdir mesela bu konuyla ilgili. Yazılar yani, da öyle. Yani buz, mesela resimler en çok karşılaştığım benim bu konuyla ilgili. Buzdağı var. Hani buzdağının bir üstünde az bir yükseklik var. Ama altı çok derin. Hani buzdağının görünmeyen bir yüzü gibi ifade ediliyor. İnsanları hani böyle bu sisteme çekiyorlar. Ha, belki bilerek de yapılıyor olabilir böyle bir şeyler. Çünkü bu trafik sonuçta birilerinin üstünden geçmesi gerekiyor. Ne kadar çok ki insanın üstünden geçerse o kadar çok karmaşıklaşacak diyebiliriz biz buna. Biraz da bence bu isteniyor da olabilir. Yani insanlar sürekli hani merak içinde olduğu için, hani ne olduğunu da bilmeyince hani giriyor meraktan. Ha bunu şimdi söylüyorum ben böyle hani insanlara böyle hani böyle yapıyor böyle yapıyor diye. Yani ben yapmadım, ben de yaptım zamanında hani. Doğruya doğru. Çünkü bunu yapmasam şu an burada konuşamazdım belki de. Ama hani insanlara en çok normal bir internette, hani şu an evimizde bağlanmış olduğumuz internetteki bilginin işte 7 katı 10 katı daha fazla bilgi olduğu aksediliyor. İnsanları bence bu merak olarak cezbediyor. Ama şimdi şöyle bir şey de var. En başta dediğim gibi insanlar sanki hani normal internetteki bütün her şeyi öğrenip hiçbir şey kalmayıp geriye bu kez o taraf, öteki tarafa, öteki internete merak salıyor. Merak salıyor, geçmeye çalışıyor. Ama hani ne kadar doğru, ne kadar mantıklı onu da düşünmeden yapılıyor. Ya bir de bunu yapan adamların çoğu da şeydir ha. İnternette ağ bandını sınırlayacak şeyi bile bilmiyorlardır. Ayarı bile bilmeyen adam işte Tor'a gireyim, efendime söyleyeyim, Amerika'nın sırlarını öğreneyim modundaki insanlardır büyük ihtimalle. Çünkü kulaktan doğma bilgilerle hareket etmek biraz zor bir şey. Öğrenmek için tabii ki araştıracaksın ama dediğim gibi her internette okuduğun bir makaleye de inanmamak gerekiyor bu kısımda. Çünkü dediğim gibi madem bu kadar gizliliğe düşkün insanlarız, öyle söyle hani Tor'a girdiğin zaman. Yani yani sen şey dedin, internette her gördüğümüz bilgiye inanmamak lazım diye söyledin. Yani şimdi bizim biraz da mesela sitemizi kurmamızdaki amaçlardan biri de buydu. Yani internette geziyorsun, çok fazla bilgi var ama hani bunun belki yarısı, belki daha fazlası, hatta bunu büyük siteler de yapıyor, insanları böyle kendine çekip haberi okutturup artık nereye giderlerse gitsinler, hani benim yazımı okudu ya, gerisi önemli değil mantığı üstüne kurulu. Hani biz biraz daha hani sitemizi kurarkenki amacımız bunu hani yok edeceğiz diyeceğim ama olmuyor da. Bunu azaltmaktı. Yani kesinlikle kullanıcıların merakı kullanılıyor diyorum ben. Ben de büyük bir pazar olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu Bitcoin üzerinden yapılan bilgi satma olaylarından bahsediyorum. Ki bilgiyi alabileceğiniz kesin değil. Bilginin doğruluğu hiçbir şekilde kesin değil. O zaten tam bir muamma yani. Büyük bir pazar olarak da düşünüyorum. İşte senin dediğin gibi üçüncü bir teori olarak da şunu söyleyebiliriz. Madem siz hani insanları çekip onlar üzerinden de hani pis işler dönüyorsa gerçekten bunu normal kullanıcılar üzerinden de yapılıyor diye düşünüyorum. Bu da var demek ki, böyle bir şey de olabilir. Ya bence hani bunlar reklamın bu kadar artması, hani böyle birden patlaması bence hani hiç normalden öyle oluverdi şeklinde olmamıştır. İlla ki birileri tetiklemiştir bunu ama yani sonuçta çalışma mantığı başkalarının üstünden trafik geçirmek olan bir sistem, hani başka kullanıcı olmadan gene kendi üstünden geçmiş oluyor. Ne anlamı var? Şimdi sen sistemi kurmuşsun, 10 kişi giriyorsun, onu da birlikte iş yapacağın adam. Sen birbirinizin üstünden geçince trafik ne anlamı var bunun? Sen bunu dünyaya yayacaksın ki her insanın üstünden geçecek bu trafik.
Tabii böylece ki. hani he, gerek bulunurluğu zorlaşacak. Hadi bulundu desek bile hani tek gitmeyecek, ötekileri de alacak yanına gibi bir şey oluyor yani. Yani ben dediğim gibi büyük bir medya sansasyonu diye düşünüyorum. Büyük bir pazar olarak görüyorum. Çünkü bilgiyi parayla satmak ya, kadar adice bir durum olamaz. Ya tamamen meraklandırıp insanların satmak kadar özellikle. Yani internetteki büyük sitelere bak, işte adam diyor gizliliğin en büyük hali, işte internetin karanlık yüzü. Yok işte sizi kimse bulamayacak. Iceberg'i görünmeyen kısmı. Evet, sizi kimsenin bulamayacağı bir dünya. Ya tabii işte dediğim gibi bunlar hep dikkat çekici. Hele o küçük yaş segmentindeki hepimiz birçoğumuz böyle hackerlık dediğimiz şeylere Ya biraz takılırız. Mesela zamanımızda MSN reklam olayları falan filan vardı. İnsanların kesinlikle hoşuna yani. gidiyor bu tarz şeyler. Ne Yani yapacaksın? İnternetin karanlık yüzü, Türkiye'nin neosu gibi düşündüreceksin ki yani insanlara. evet, bunda hani filmlerin de falan da etkisi vardır illaki. Güzel bir sohbet ettiğimize inanıyorum Hüseyin. En Ya azından ben de fikirlerimizi beyan etmiş olduk insanlara. evet, umarım faydalı olmuştur veya bir fikir oluşturmuştur en azından insanların kafasında. Evet, dijitaller.com sitemiz ilginizi çektiyse bekleriz. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi günler.